Ol bak şeklinde. Bir de mont var, o son artık nokta. Sonraki günlerde montlarda. Ama biz Mayo'ya doğru gideriz sanıyorduk. Müzik parkı. Maroon 5. Yazlıkçılar deniz kıyısına geldiler. Yani güzel bir plaja benziyor burası. Koşun. Skandinavya'mızın güzel yüzeyde şehirlerinden bir tanesindeyiz. Burası Danimarka'nın 4. büyük şehriymiş. Trondheim'le biraz eşdeğer gibi 200 bin nüfusu Aalborg şehriymiş. Aalborg'dayız. Burada arkada Aalborg'un hazinesi ya da Danimarka'nın hazinesi ya da sadece banka binası var. Eski. Şurada bir kilisesi var. Şöyle var bak. Şöyle bir kilisesi var. Birazcık şey merkezine yürüdük. Bitti gibi 10-15 dakikalık. Oldukça boş, havanın kötülüğünden mi yoksa sezon yani çok da belki turistik de bir yer mi değil acaba diyorum ama bir yandan da güzel plajları var gibi de gözüküyor. Ama hava bizimle değil. Evet, hava giderek daha kötü oluyor. Üzerimizde kıyafetimiz gitti, artık yakında montla devam edeceğiz. Çok da fazla artacak kıyafetim var, bir de montumuz var. Evet, öyle. Bir de mont var, o son artık nokta. Sonraki günlerde montlarla. Ama biz Mayo'ya doğru gideriz sanıyorduk, monta doğru gidiyoruz. Evet. Arabayı park ettiğimiz yere yakın bir de park müzesi vardı. Şey, müzik parkı diye bir yer vardı. Peki oradan da birkaç görüntü gösterelim sonrasında. Böyle biraz daha geleceğiz ama bu kadar galiba bütün şehir anladığım kadarıyla. Birçok restoran dükkan da tatile girmiş, yaz tatili nedeniyle kapalıyız diyor. Gezmeye devam edeceğiz. Belki birkaç plaj gösteririz eğer görürsek. Evet. Göreceğiz biz. 1506. Burası daha eski Göteborg'a göre en azından. Göteborg 400 yıl olduğunu söylüyorum. Burası da Danske Bank. Danske Bank Norveç'te de var, İskandinavya'da var genel olarak. Norveç'teki arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Birçok kişi morgaç için kullandı bu bankayı. Artık kullanmıyoruz gerçi ama. Ankara'da da vardı. Şimdi The Park of Music'e geldik, yani müzik parkı. Burada evet. Neler var? Bize biraz anlatır mısın? Şarkıcılar var. Şarkıcılar var, ağaçlar var. Ağaçların altında şarkıcıların şarkıları var değil mi? Böyle dinleyebiliyorsun. Böyle düğmeye basıyorsun, şarkı çıkıyor onların evet. Söylediği. Şeyde, olayı da şeymiş herhalde. Buraya şarkıcılar geldiği zaman geldikçe burada yapmışlar onlar için. O yüzden sadece buraya gelen şarkıcıların şarkıları var. Evet. Bize birazcık Michael göstereyim. Jackson yok. Mesela Michael Jackson yok. Çünkü belki de sonra yaptılar, bilemiyorum. Hadi gel biraz göster bize neler varmış. Bilmediğimiz de bir sürü şey vardı değil mi? Biz de mi baktık? Evet. Evet. Bildiğimiz ne vardı? Mesela şurada bir sanki vardı bildiğimiz bir şey. Böyle geliyoruz, ne yapıyoruz? Sting mesela. Evet. Sonra buraya basıyorsun. Şarkısı geliyor. Evet, çok güzel. Devam edelim. Aralardan geçe geçe gidelim, bakalım başka kimler varmış. Şeydeki Google'daki yorumlarda bazıları birazcık sanatçılardan oluşmuş bir mezarlık demişler. Birazcık benziyor aslında bence. Orada kim varmış bakalım. Maroon 5. 1 Haziran 2019'da gelmiş. Bakalım şarkısı neymiş. Mariah Carey. Sana ben bastım. Ne oluyor yani böyle gezerken de müzikler çalıyor. Evet. Bir sürü herkes çalıp dans eden falan bile gördük önde demin değil mi? Sen de gördün mü? Hayır aslında. Ha, evet evet, birileri dans ediyordu önde. Eğlenceli bir yer oluyor böyle. Teşekkür ediyoruz bize buraya gezdirdiğin için Batu. Bay bay. Bay bay. Bekle. Evet, yazlıkçılar deniz kıyısına geldiler. Belki denize gireriz dedik. En azından denizin nasıl olduğuna bakarız dedik. Sonuçta bu yaz tatili. Evet. Ama. Ama burada kimse yok. Yani güzel bir plaja benziyor burası. Şöyle bakalım. Evet, karşısı İsveç şu an böyle. Bu tarafa doğru duruyoruz. Ama hava pek uygun değil galiba. O yüzden hava kimse yok. Hava da pek uygun değil. Bir de biraz denizde çok fazla deniz anası var. Her yer deniz anası. Yani böyle karaya vurmuşlar şekilde. Hatta fotoğrafını çektim. Böyle koyarım. Evet. Belki başka yerden geliyordur tabii, biz de bilmiyor olabiliriz. Ya da belki mevsimsel bir şey de olabilir. O da olabilir. Ya da belki deniz anasıyla yüzmeyi seviyordur Danimarkalılar. O da olabilir. Sonuçta biz turistiz, her şeyi bilmiyoruz.
Ama suyun sıcaklığına baktık. Su soğuk. Yani Norveç'i evet. Çok aratmıyor gibi sanki. Evet, şu anda öyle. Ama sıcak bir günde girilir tabii ki yine de. Bakalım yarın başka bir... Belki yarın başka bir plaj evet. Daha görürüz. O zaman evet. Girersek gösteririz dedim. Neredeyiz onu söyleme. Aso. Öyle bir şeyler evet. Öyle bir plaj. Konuşalım. Batu için yine de eğlenceli oldu. Denize gelmeyi hiç istememişti ama en çok eğlendi gibi gözüküyor. Denizin tadını yine çocuklar çıkarttılar. Bu arada burada kumda acayip çok midye ve türevleri var gerçekten. Hiç bu kadar çok görmemiştim ben yani midye. Deniz kabuğu oluyor da midye. Her tarafta bir canlı var diyebilir miyiz? Evet, bayağı çok canlı var. Evet. Bir de bayağı kokuyor, deniz kokuyor. Evet, bu da büyük bir fark aslında. O kadar sıcak olmamasına rağmen. Çünkü evet. Trondheim'de mesela hava bu kadar ancak çok sıcak olduğu günlerde kokuyor. Bu kadar da kokmuyor sanki. Bu kadar da kokmuyor olabilir. Evet. Şurada da bir liman var. Ve de çantamız.